Tekrar merhaba arkadaşlar. Az önce hatırlıyorsanız online arbitraj yapabileceğimiz ürünlere hep birlikte bakmıştık. Şimdi bu bölümde retail kısmına geçeceğiz. Aslına bakarsanız Amerika'da bir kişiyle iş ortaklığı yaparak gerçekten çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken çok iyi araştırma yaparak ilerlemek sizin açınızdan kesinlikle daha iyi olacaktır. Eğer bir akrabanız varsa ona bu tür şeyleri teklif edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel ürünlere geleceğimizi inanıyorum. Şimdi az önce burada kalmıştık hatırlıyorsanız. Şu ürünü merak ediyorum ve bu ürüne arbitraj olarak bakacağım. Yani retail yerden satın almaya hep birlikte göreceğiz. Şimdi bunun için detaylı bir şekilde yine BRICS X Snapshot yapıyorum. Aşağıya posta kodu. Normalde biz burada retail tarafından gittiğimiz takdirde in-store bize onu verecektir. Lakin şimdi burada bakalım ne kadara satılıyor onları görmek istiyorum. Hangi mağazalarda var? Tabii benim bu posta kodumla alakalı sizin akrabanız veya iş ortaklığı kurmak istediğiniz kişinin posta kodunu yazdığınız takdirde çok güzel fırsatları görmeniz mümkün. Şimdi biz bu şekilde açtık. Yani bunun için ben baştan da göstereyim. Buraya geliyorsunuz. Deals'a tıklıyorsunuz. Buradan in-store'dan sonra hangi mağazalardan alışveriş yapmak istiyorsanız eğer onu seçmeniz yeterli olacaktır. Şimdi buradan az önceki mağazalar otomatik karşıma geldi. İstiyorsanız siz de buradan bakabilirsiniz. Ben genellikle bunlara bakıyorum. Ama bu sefer değişiklik olsun diye bunları da ekleyelim. Çünkü bir retail mağazadan tanıdığımızı veya iş ortağımızı göndereceğimizi varsayarak bütün ürünlere bakalım. Dediğim gibi her yerden araştırma imkanı elbet daha iyi olacaktır. Şimdi bu ürün karşımıza çıktı. Şimdi ben bunu Amazon'da tekrar bakmak istiyorum. 70, 80 dolar. 80 dolara limitli stok bir şekilde mağazalarda duruyormuş. Şimdi bir de Amazon'a bakalım. Tekrar geliyorum. Bunun karı çok iyiydi çünkü. Yine bir satışlarına bakalım. 430 bin dolar. Güzel. Şimdi biz bunu mağazada gidersek eğer 80 dolara alabiliriz şu an. Şu görmüş olduğunuz Brooklyn, New York'tan. 80 dolar. Yine geliyorum aşağıya. Kaça satıyorduk biz bunu? Tabii hangi rengi olduğunu bilmiyorum ama işte detaylı bir şekilde bakmak lazım. Şu an biz bunu 80 dolara alsak ne kadardı? 198. Direkt 198'e Buy Box'a girdik. Aynı fiyat olmasını kesinlikle tavsiye ederim. 80 dolara alsak bizim yakıtımız falan ekleme desek 90 dolar. 58 dolar net bırakıyor gördüğünüz gibi. Satışları da gerçekten yüksek. Yani bir 10 tane stok alıp çok güzel kar elde edebilirsiniz. Bunu bir daha başka bir posta kodu da yazalım. Mesela 30.189. İnceleyelim. Eğitimi alan Amerika'da birçok kişi olacaktır. Bunu gördükten sonra Türkiye'den kişiler ile iş ortaklığı yapabilirsiniz. Zaten bir tane Facebook grubu kurmayı düşünüyorum. O Facebook grubunda ortaklaşa iş yapabilirsiniz. Tabii ben buna dahil olmayacağım ama isteyenler birbiriyle iş yapabilir. Neden olmasın? Yani win-win, kazan kazan olarak düşünebilirsiniz. Siz ürün araştırması yaparsanız o kişi de ürünleri gidip alır veya bir tarafınız tam tersi de olabilir. Dediğim gibi iş ortaklığı kendi açınızda yaparsanız kesinlikle hepiniz için de çok iyi olacaktır. Bakalım. Evet, burada da fiyatlar aynı ve burada daha çok var gördüğünüz gibi. Ama 80 dolar. Bu ürün güzel. Bu ürünü beğendim. 80 dolara biz bunu ürünü gidip alabiliyoruz. Tabi burada daha çeşitli renkleri de olacaktır. Güzel ürün. 80 dolar. Her türlü burada kar bırakıyor. Tabi Amazon'un fee'si biraz yüksek ama yine de bırakıyor. Yani kötü değil. Ne kadar? 50 dolar fee alıyoruz. Yani kötü değil. Güzel. Güzel bir ürüne denk geldik. Bunu geçiyorum. Dediğim gibi birçok imkan var. Kendi posta kodunuzu yazdığınızda daha farkındalık gösterecektir. Ben bir tane de Los Angeles'ı yazayım. Bakalım Los Angeles'ta nasıl ürünler karşımıza çıkacak.
Bu arada buradan devam edelim. Şimdi bunu inceleyelim. Yine tamamen spontane gidelim. Hepsini alalım. O şekilde ilerleyelim. Daha güzel oluyor. Şimdi bunlar açılsın. Açıldı mı? Yok, açılmamış daha. Böyle map'i çektiği için biraz geç gelebiliyor. O gelsin. Bekleyelim. Buradan diğer ürünleri açılmasını bekleyelim bu arada. Yine Break16 Snapshot diyorum. Break16 Snapshot yapıyorum. Hep aynı mantık. Devam ediyorum. Bakalım burada denk gelecek mi? Az önceki ürün gibi. Mutlaka gelecektir. Bu geldi. Şimdi buna bakalım. Genellikle var, gördüğünüz gibi. Yani posta kodu değiştikçe güzel ürünlere denk geliyoruz. Yani güzel çeşit ürüne geliyoruz. İsterseniz dediğim gibi Amerika'da bir kişiyle iş ortaklığı yaparak güzel ürünlere sahip olabilirsiniz. Karlı ürün, kötü ürün değil. Bunu geçiyorum. Şimdi buna bakalım. Buradan show. Yine aynı şekilde show offers. Show offers. Show. Hepsine aynı mantık. Devam ediyorum. Şimdi bunu 3 dolara bulduk ama orada yok. Geçiyorum. Amazon'da 119 dolar. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Şu an online olarak da bir ürün var. Online olarak fiyatı 96 dolar. Ama mağazadaki fiyatı 21 dolar. Şuradaki fiyatı 89 dolar. Aradaki farklar ne kadar güzel değil mi? Yani siz gidip bizzat aldığınız zaman, hani geçen videoda bahsetmiştim ya, belli kişiler Amerika'da YouTube'da videolarını görmüşsünüzdür. Toplanıp gidiyorlar Target, Macy's, Walmart, aklınıza ne gelirse anlık olarak barkodlarından check edip ürünleri satıyor. İşte bunu yapıyorlar. Bu ve bunun benzeri programlardan, yani sitelerden ürünleri araştırma yaparak direkt nokta atışı mağazalara gidip ürünü alıyorlar. Tabii siz en son aşamasını görüyorsunuz, satın alma aşamasını. Ama kaynak böyle. Bu şekilde yaptığınız takdirde bakın 21 dolara satılıyor. Şimdi biz bu ürünün Amazon'da ne kadar satıldığına bakalım ayrıca. İki tane yorumu var. Birçok kişi de listede mevcut. Satışlarını inceleyelim. Satışları iyi değilse hemen geçelim. 3000 dolar. Değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Tabii siz birçok ürün almaya çıkacağınız için hepsine bir yol parasını eklemenizi tavsiye etmem. Total fiyatı eklemeniz kesinlikle sizin açınızdan daha iyi olacaktır. 118 dolar, 22 dolar diyelim, 63 dolar. Gayet iyi. Hadi 25 olsun. Yani her türlü bırakıyor, istediğiniz kadar fiyatla oynayın. Yani fiyatla oynayabileceğiniz ürünler size her zaman kar bırakır ama böyle ucu ucuna geliyorsa o ürüne girmeyin. Yani ne gerek var? Ki zaten ileriki videolarda birçok mantığı daha iyi kavrayacaksınız. Yggdrasil bölümünde özellikle. Burada kâr elde etmiyorsunuz. Yani direkt başka pazar yerine bak. Mantık her zaman aynı. Kanada, Meksika, Avustralya, Singapur, her yerde satabilirsiniz. Her yeri global olarak düşünün. Zaten bunları çok detaylı bir şekilde göreceksiniz. Global. Yani bir yerde kâr etmiyorsanız diğer yerlere geçin. Bunu her videoda söylüyorum. Güzel. Bu ürün de iyi. Yani alıp bir iki tane deneme yapılabilir. Niye olmasın? Şimdi bakalım bunun online fiyatı var mı? Online fiyatı da 15 dolar. Amazon'da 20 dolar. Bakalım daha ucuzu var mı? Yok. Aynı. Geçiyorum. 21 dolar. Online fiyatı var mı? Online fiyatı yok. Out of stock olmuş. Geçiyorum. 35 dolar. Amazon'da 27. Daha uygun var mı? Var. 27 dolara satıyorlar. Şu an nerede satılıyor? Walmart'ta satılıyor gördüğünüz gibi. Walmart'ın online offers, yani online olarak sitesinde ürün kalmamış ama mağazalardaki ürünleri görüyorsunuz 7 dolara satılmakta. İnceleyelim. Bir yorum var. Bakalım inceleyelim, yine de küsmeyelim hemen. 7 dolar çünkü cazip. Yok. Ama yani bir iki tane denenebilir mi? İşte değişkenliği gösterir. Kimine göre olur, kimine göre olmaz.
Bunu da geçiyorum. 282, 288. Bakalım. 99. Çok güzel. Devam edelim. Yani böyle olunca hiç hoşnut olmuyorum. Çok tatsız oluyor. Yine de bakalım. Hem iki yorum var hem yıldızları çok kötü. Yani benim görmek istemediğim şeyler açıkçası. Ki direkt yansıyor. Tabii bunu 999'da her zaman incelemeyi unutmayın. 5 dolar aşağıda yazıyor. Hiçbir yerde kalmamış. Bunu da geçiyorum. 3,92. Ama sonra bakalım. 3,92'yi de unutmayalım. Bir yorumu var. Bazı ürünler harika çıkıyor, bazı ürünler çok kötü çıkıyor. 28 dolar. Geçiyorum. Beğenmedim. 34. Bu güzel olabilir. İnceleyelim. 409. 43,79. Satışları nasıl acaba? 409 yorumu da var. Bu Türkiye'de buna benzeri oyuncak çok fazla. 7000 dolar. Bakalım 43 dolara Buybox'a girsek. 43 dolar. Kaça alıyorduk biz bunu? 9 dolar, 13 dolara var, 9 dolara var, 6 tane stok, 6 stok. 10 dolara mal etsek biz bunu. Tabii birçok ürün almaya gittiğimizi varsayarak bir planlı hareketle ilerlersek ona göre söylüyorum. 15 dolar bırakıyor bir üründe. Güzel, kötü değil. 19 kişi de var listede. Yani olabilir, niye olmasın? Değerlendirilebilir. Birkaç tane alıp zaten fazla stok yok gördüğünüz gibi. Daha düşüğü var mı? Yok, genellikle 9. İsteyen dediğim gibi araştırabilir. Ben bu eğitimi çıkartana kadar bu ürünlerin hepsi değişecektir kesinlikle. Belki aynı ürünler olabilir ama yine siz aynı ürünlere de bakabilirsiniz. Sistem aynı, hiçbir zaman değişmiyor. Buna bakalım. Bunları geçeceğim. Ya da bakalım. Belki güzel bir şeye denk geliriz. Buna bakmıştık sanki. Onu geçiyorum. Tamam. Yine Brixik Snapshot yapalım. Bunlar satıyorlar herhalde. İnceleyelim. Walmart'ta var. Bunu yok. Online'dan offer'dan. Amazon'u görmek istiyorum. Yani burayı neden geçiyorum onu da belirteyim. Burada Amazon'u görmek istiyorum. Amazon varsa evet Amazon var. Online fiyatı 69. 69 burada da yazıyor. Bakalım yerel mağazalardaki fiyatı ne kadar? Burada Amazon yok. Geçiyorum. Amazon var. Bakalım Walmart'ta daha pahalı fiyatı. Amazon'da 25. Target'ta online fiyatı 20 dolar. Bakalım mağazalardaki fiyatı ne kadar? Bunu da geçiyorum. Bunu da geçiyorum. Şimdi bunları bekleyelim. 69 online fiyatı 91 dolar. Satışlarını inceleyelim. Evet. Ama yani bu çok kötü. Resimleme de çok kötü. Birçok kişi de toplanmış. Buna bakalım. Bunu beğenmedim ya. Buna bakmayacağım. Resimlemesi kötü, yıldızı kötü, hepsi kötü. 52 dolar, Amazon'da 30 dolar. Walmart'taki fiyatı neden bu kadar yüksek? 10 dolara satılıyor Amazon'da. Bir dakika, kullanılmışmış o. 35 dolara, 34,48. İnceleyelim. 34,48. Satışları nasıl? Tabii birçok varyasyon var. Bunu 999'da yapmak kesinlikle daha iyi olacaktır. Ben de bundan bakalım. Acaba hangisi satıyor? Şu neymiş? 101 dolara satılıyor. 90 volt bakalım. Aynısı mı? 90. Acaba yani en çok satan o mu acaba? Bu büyük ihtimal. Bir dakika. Ama satışları yani pek iyi değil. Değerlendirmeyeceğim bunu. Geçiyorum. Amazon'da 25 dolar. Bakalım.
Satışları nasıl? Pardon. 30 dolara satıyor. Satışı var mı? Yok. Onu da geçiyorum. Devam edelim. Satmıyor. Şuna bakalım. Bunu da açalım. Bunu da, bunu da, bunu da. Hepsi devam. Açarak devam edelim. Bunlar kalsın. Bir sonra devam ederiz. Şimdi yine Basic Snapshot yapıyorum. Yani hiç ummadık ürünler çok satış oluyor. Büyük markaların bazı ürünleri hiç satmıyor. O çok enteresan aslında. Genellikle oyunlar çok fazla. İnceleyelim. Şimdi 121 online fiyatı. Amazon'da 63. Yok, geçiyorum bunu, beğenmedim. Out of stock, bunu da beğenmedim. Bunu da geçiyorum. Amazon'da 28. Amazon zaten her yerde Amazon. Geçiyorum. Bunu da geçiyorum. Bunu da geçiyorum. Buna bir bakabiliriz. 8.76, 12.46. İki yorum var. Buna da bakmayacağım. Amazon, bunu da geçiyorum. 9.90. Bakalım mağazalardaki fiyatı nasıl acaba? Bu neymiş? Oyuncak galiba. 7. Bakalım. Bu marka büyük bir marka da neden böyle kötü puan alıyor? Hayret. Listelemeler çok kötü. Listelemelerin üzerinde hiç durulmuyor. Çok enteresan. Yok. Bunu da geçiyorum. Bunu da geçiyorum. 59 Amazon sade bu. Bakalım. 9 Amazon her yerde aynı. Pek fark yok. 9.99. Bunu da geçiyorum. Şimdi buradan biraz böyle satılabilecek ürünleri seçelim. Yine bu geldi. Bunu alalım. Başka ne olabilir? Şunu alalım, şunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım, bunu alalım. 55 sayfa var. Zaten bak bak bitmez. Hangi sayfaya baksak? Kaçıncı sayfaya bakalım? Bugün ayın 5'i. 5'ine bakalım. Yine bir eksik snapshot yapıyorum. Şimdi yine tekrardan devam edelim. 169, 160, 116 Amazon varmış sadece. Bunu da geçiyorum. Walmart, bunu da geçiyorum. Bunu da geçiyorum. Bunu da geçiyorum. Kalmamış bile. Bunu da geçiyorum. Amazon var sadece. Geçiyorum. Buna bir baksak mı? Bir dakika. Mağazalardaki fiyatlarına bakalım. Genelde butik ürünler güzel olabiliyor. Buna bir dakika, onu ah geçtik onu, neyse geri dönmeyelim, bunu geçiyorum. 5 25, bunu da geçiyorum. Buna bakalım, kaleme bakalım, makasa bakalım. Şuna bak, şu Skull hiç satmıyordu, Skull'u geçiyorum. Buna da bakalım, HDMI cable'a bakalım. Şu an tamamen spontane bir şekilde tıklıyorum. Kaça yapsak? 35 yapalım.
Gidelim böyle. Şimdi bunları inceleyelim. Yine Brixig Snapshot. Bana kalırsa sizin kesinlikle tek tek incelemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi ne kadar çok incelerseniz o kadar çok ürünü bulma imkanınız var. Buradaki fiyatları çok uygun. Keşke Amazon'da falan olsa. Tabi buna benzer markalar Amazon'da çok fazla var da bu ürün yok. Enteresan. Bu ürün de yok. Bakayım Walmart'ın mağazalarında bu ürün var mı? Bunu inceleyelim. Fiyatı çünkü çok güzel. Fiyat gayet iyi. HDMI cable yok. Onu da geçiyorum. Bu da bitmiş. Kalmamış. Buna bakalım. Online offer da yok. Biraz elbiseler çıktı. Elbiseleri geçiyorum. Genellikle hep elbiseler var. 45 yapalım. Daha farklı ürünler çıktı. Ne olabilir? Bu olabilir. Proxing'e bakalım. Hep aynı ürünler çıkıyor aşağı yukarı. 55 yapalım. 55 yok. Tamam, bu kadar yeter. Zaten mantığı anlamışsınızdır umarım. Ben size tamamen göstermek için detaylı bir şekilde bakıyorum. Devam et. Şimdi buna bakalım. 1,5 dolara satılıyor. Amazon'da 5,99. Ama işte satışlarına bakalım. 3 kişi de var. Fazla kişi de yok. $8,000. Daha ucuz var mı ya? 1,5 dolara var. Genellikle 1,5 dolara var. Yani biz bunu bize pek fazla bir şey bırakmaz. Bunu geçiyorum. Yine Brixig Snapshot yapıyorum. Bunu geçiyorum. Handmade. Evet, 1.48.075'e de var. İnceleyelim. Bu 10... Bir dakika. 2 yorumu var. 2 yorum çok az. 37 dolara satıyorlar. 2 kişi var. 2.220 dolar. Aynısı değil büyük ihtimal. Yani büyük ihtimal değil. Bunu da geçiyorum. Bu da yok. Bunu da geçiyorum. Bu da yok. Siz istiyorsanız eğer detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Mantığı anlamışsınız umarım. Ben siteye, e-mail adresine gelen promosyon ürünleri inceleyip video çekeceğim. Şu an onu bekleyeceğim. Bakalım 1 saat veya 2 saat sonra büyük ihtimal gelecektir. Geldikten sonra canlı olarak ürünlere bakacağız. Dediğim gibi bu şekilde araştırma yaparak güzel ürünler bulmanız mümkün. Bir başka videoda görüşmek üzere.